Aslında pet şişede satılan suların, meyve suların direkt zararı olup olmadığına dair birçok bilimsel çalışma var. Özellikle pet şişelerin içerisinde bulunan ham maddedeki plastik ve bunun katkı maddesi yani koruyuculukta kullanılan bisfenol denilen bir madde var. Bu maddenin tabii insan sağlığına zararlı olduğu yönünde bilimsel destekler mevcut. Özellikle uzun süre ve uzun sıcaklık, yüksek sıcaklıkta pet şişelerde muhafaza edilen sularda bu bisfenol denilen maddenin plastik üzerinden suya karıştığı ve bu sebeple de bazı hastalıklara yol açtığı düşünülmekte. Bunlardan da özellikle branşım üzerinde bahsedecek olursak meme kanseri kadınlarda ve erkeklerde prostat kanserine yol açtığına dair bazı önemli bilgiler mevcuttur. Tabii bunun dışında bir de genel kapsamda baktığımızda pet şişelerdeki hem suların hem meyve sularının uzun dönemde enfeksiyon riskine sebep olduğu, bazı hormonal dengelerini bozduğu, özellikle östrojen gibi bizim için önemli olan hormonların dengesini bozduğu bilinmekte. Bu nedenle pet şişelerdeki suları ve meyve sularını tüketirken özellikle uzun süre güneş altında kalmamalarına dikkat etmekte fayda var. Meyve sularını zaten kendi alanımızla ilgili, onkoloji alanı ile ilgili çok kullanmaktan, çok önermekten kaçınıyoruz. Çünkü bir takım içerisindeki mevcut olan katkı maddeleri, şekerli ürünler bizim hastalıklarımız için biraz soru işareti oluyor ve bu nedenle biz kendi hastalarımıza, kanser hastalarımıza genel olarak önermiyoruz. Bahsettiğim gibi pet şişedeki sularda hem kullanım koşulları, saklanma durumları yani sıcak altında uzun süreler kullanıldığında da kaldığında da bazı hastalıklara sebep olabilmekte. Plastik dediğim gibi aslında bizzat kanserojen olmasa da bu plastiğin korunmasında ve elastisitesinin sağlanmasında yani o esnekliğinin sağlanmasında kullanılan bir takım maddeler özellikle yüksek sıcaklıkta, yüksek sürelerde, uzun günlerde güneş altında kaldıklarında açığa çıkabilmekte ve içindeki sıvıyla etkileşebilmekte. Bu da insan sağlığına olumsuz yönde dezavantajlar oluşturmaktadır. Katkı maddeleri içerisindeki bileşimler farklı olabilir. Dolayısıyla bununla ilgili bir takım ekstra bilgilere ihtiyaç vardır.